Hoş geldiniz. Toplantının burada olacağına hala inanamıyorum. Ev sahipliğinizden herkesin memnun kalacağına eminim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız? İçeri buyurun, biraz dinlenin. Hoş geldiniz. Zeynep, çok güzel olmuşsun. Tabii bunu da açarsak. Ben yaparım. Buyurun eve geçelim. Nevzat, bir şey unutmadın mı? Müsaadenizle. Nereye bakıyorsun sen? Allah'ın yolu değil mi burası? Asker! Çiftliğin her köşesine bir tane asker istiyorum ve bütün yol boyunca. Hadi çabuk! Öyle bakıyorum işte. Hadi kardeşim hadi. Durma burada. Toplantı için bu odayı uygun gördük. Uygundur değil mi Nevzat? Kumandanım, uygun görürseniz ben evin diğer taraflarını dolaşayım. Çok iyi düşündünüz Değmen. Ben size eşlik edeyim. Yüzbaşı, ben de sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Size nişanlımı sormak istiyorum. Biliyorum. Ahmet, o nasıl? Nazlı, biliyorsun. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Önce ölüm haberi geldi, arkasından mektubu. Neye inanacağımı şaşırdım. O yaşıyor değil mi? Açılarımız gelecek. Ayşe Hanım, bir dakika. Yalnız bıraksak daha iyi olacak. Ahmet... Öldü değil mi? Keşke sizi her kötü haberden koruyabilsem. Görüyorsunuz işte, koruyamadınız. Hastanede karşılaştığımızda Ahmet'i size soramadım. Ben de size söyleyemedim. Aslında söylemeye çalıştım. Bir askerinizin öldüğünü söylediniz. O Ahmet'ti. Daha açık söyleyemedim. Kolunuzdaki yara. Ahmet öldüğü sırada yaralandınız. Sizin yanınızda nişanlımın ölümünü ağlayamıyorum. Cephede savaştığınızı düşününce. Kimse alışamaz ölüme. Çarpışırken her düşen askerle yüreğinizden de bir parça kopar. Ya korku? Ahmet ölürken... Ahmet iyi bir askerdi. Zor bir vazifeye gönüllü oldu. Ölürken yanında mıydınız? Bana verdiğiniz mektubu okuyabildi. O hep sizi düşündü. Kumandanım. Geliyorlar. Herkes hemen ön bahçeye. Kıyafetleri... Yüzbaşım. Verin. Hadi aslanlarım çabuk. Yüzbaşım. Ahmet öldükten sonra mektubu başka biri yazdı değil mi? Olabilir. Kim? Müsaadenizle.
Rahat. Herkes görev yerine. Yüzbaşım. Konuşmamız yarım kaldı. Geliyorum. Tamam. Sizinle konuşmak istiyorum. Görüyorsunuz, bekliyor. Benimle konuşmaktan kaçıyorsun. Toplantıya evrak bekleniyor. Yüzbaşım. Peki, buyurun çıkalım. İşlerimi çabuk bitirmeye çalışacağım. Soruma cevap verecek misiniz? Mektuplar. Evet, mektuplar. Kim yazdı onları? Kim olduğu neden bu kadar önemli? Çünkü bir gölge gibi sızdı aramıza. İki sevgilinin arasına girmeye nasıl cüret eder? Kötü bir niyet mi sezdiniz? Mektuplarda böyle bir şey mi vardı? Hayır ama... Duygularını anlatmak. Hayranlığını dile getirebilmek için yardım istemiş. Yazamadığı her kelimenin peşine düşmüş. Yine de Ahmet'in yazmasını isterdim. Oturun lütfen. Teğmenim. Siz lütfen dışarıda bekleyin. Ahmet aşıktı size. Sevmek yakışıyordu ona. Onun saf yüreğine. Son anında sizi sayıkladı. Son nefesine kadar. Bundan değerlisi var mı? Öldüğünde... Anlattım size. Daha fazla ne söyleyebilirim ki? Onun yanındaydınız. Benim acı çekmediğimi sanıyorsun. Ölümünü nasıl anlatayım? Mektupları. Aşkını. İçinizi kemiren kuşku nedir? Yoksa Ahmet'e olan sevginizden emin değil misiniz? Bunu nasıl söylersiniz? Kumandanım, Uşak cephesi evranı istiyorlar. Adamlarından söyle kimse burada dolaşmasın. Sen de ayrılma bir yere. Dışarı. Cepheden yazıldı o mektuplar. Orada herkes yalnız. Herkes kendisini bekleyen biri olduğu fikrine tutunmak ister. Ben peki? Kandırıldım. Kandırılmak mı? Bu kadar zor muydu inanmak? Ben Ahmet yazdı sandım. Ve beğendiniz. O satırlardan etkilendiniz. Asıl kızdığınız bu mu? Hayır. Beğendiniz. Cephede biri var ki
size beklediğiniz satırları hala yazabilir. Yazamaz. Bu evraklar sizin mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? Sizin şahsi yazışmalarınıza bakıyorum. Buna müsaade edemem. Öyle mi? Zannettiğiniz gibi değil. Ne zannediyorum ben? Şimdi yazdıklarımı gösteremem size. Ben de okumak istemem. Yapmayın zaten. Okumam. Çünkü özel bu satırlar. Sonunda anladınız. Bununla ne alakası var? Bu başka. Sizden rica ediyorum, bana mektup yazmasını engelleyin. Hı hı. Söz veriyorum. Yazmayacak. Nazlı, konuşmamız lazım. Ne oldu? Bu mektuplar... Özür dilerim. Kapıyı açık görünce... Buyurun. Toplantıdan sonra yemek salonuna geçilecek. Bir saatiniz var. Hazır oluruz. Siz hiç merak etmeyin. Servis mükemmel olacak. Yüzbaşım? Evet. Emir çıktı. Biliyorum. Kazanacağız. Ayşe. Ne yaptın sen? Hiçbir şey. Gerçekten. Gitmedin değil mi oraya? Nereye? Hanımlar, önlükleriniz. Şimdi tabaklar salona. Ekmeğimi servis etmeyecek misin? Hay Allah, nasıl da unuttum. Bitmiş, tüh. Gelen giden yemiş. Bir dahaki sefere inşallah. Sen de otur. Emredersiniz. Bana yakışsa bari. Bence tabii. Evet, gerçekten sonra konuda haklıydınız. Doğru söylemiştiniz. Evet. Evet. Papatyaları sevdiğini duydum. Ben mi?
Severim herhalde. Papatya. Beğenmedin mi? Yok da. Nereden aklına geldi ki? Hiç öylesine. Ayağımın dibinde derdim. Canı çiçek toplamak istedi yani. Aynen öyle. Eğildim tek tek topladım. Bir an aklımda ne savaş kaldı ne görmeye dayanamadığım yoksulluk. Sadece birini sevindirmek istedim. Teşekkür ederim. Şaşırdım sadece. Farkındayım. Bize çok güzel bir hediye verdiniz küçük hanım. Keşke daha çok yardımım olabilse. Babanızın bugünü görmesini isterdim. Gurur duyardı. Teşekkür ederim. Tebrikler. Sağ olun. Tebrik ederim. Çalarken burada değildiniz. Ahmet bu parçayı çok severdi. Ona çalıyordunuz. O buradaydı sanki. Keşke keman çalmanız için ısrar etmeseydik. Bir kavuşma gibiydi. Onu en son nasıl gördüysem... sevgi dolu yüzüyle o buradaydı. Müsaadenizle. Düşündük ki madem bu gece buradasınız... sizi eğlendirmek lazım. Ben böyle müzikle hiç dans etmedim. İstediğiniz bu olsun küçük hanım. Sizinle seve seve dans ederim. Ayşe Pilav başalım mı? Bir dakika. Başka birine sözünüz yoksa dans edebilir miyiz? İstemiyor musunuz? Madem öyle... İstiyorum, istiyorum. Bu bir bahis. İstersen ayaklarını çizmelerimin üstüne koyabilirsin. Ağır gelirim size. Öyle mi? Küçük kız, sen kendini ağır mı zannediyorsun? Bak bu gayet iyi. Dansa kaldırmayacak mısınız beni? Önce Nazlı Hanım'ı kaldıracağım. Onun neşelenmeye ihtiyacı var. Benimle dans ettiği için neşelenecek birini dansa kaldırmayı tercih ederim. Hı. Nazlı Hanım, benimle dans eder misiniz? Peki. Ben Ahmet için ne kadar üzüldüğümü söyleyemedim size. Susalım mı? Bu dansın onun anısına güzel bir veda olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.
Albayın iyi niyetini istismar etmeyelim. Geceyi bitirelim. Sanırım birkaç saat içinde gideceksiniz. Evet, her şey için teşekkür ederiz. Daha dinlemediğimiz bir sürü plak var. Bir gün dinleyeceğiz birlikte. Yarından sonra. Tamam o zaman. Benimle dans edin. Dans etmek istemiyorum. Bu müzikle ister misiniz? Hayır. Ya bununla? Yüzbaşı istemiyorum. Ben bunu sevdim. Lütfen. Bunu söylemek istedim size. Şimdi şu anda çok güzel bir anımı kollarımda döndürüyorum. Bu bir anı. Bu unutulmaz bir anı. Ama cephede bu anı hatırlayacağım bu dakikalar benim. Ve bu anı kimse benden alamaz. Paylaşmaya gönülsüz olsam bile mi? Gönülsüz mü? Öyle diyorsanız hiç önemi yok. Şimdi bilerek ve isteyerek hatta sizi zorlayarak bir anı çalıyorum. O mektuptaki satırları yazan gibi.